Anne adaylara dikkat, çünkü deterjandan makyaj malzemesine kadar kullandığınız sağlıksız ürünler düşük yapmanıza ya da bebeğinizin sakat doğmasına neden olabiliyor. Hamilelik döneminde insan biraz böyle kendine daha özen gösterme ihtiyacı duyuyor mu? Tabii biraz çirkin hissediyorsunuz kendinizi. Dolayısıyla makyaj malzemelerine, işte saç bakımlarına önem veriyorsunuz. Tabii yapacağınız hiçbir bakımında onun sağlığını tehlikeye sokmasını istemezsiniz. Bu nedenle kozmetik ürün, şampuan, vücut ürünleri, hatta deterjan ve yumuşatıcı kullanırken doktorun uyarılarına kulak verin. Daha ucuz olduğu için daha fazla bir kesim tarafından tüketilen maddelere dikkat etmek lazım. Çünkü daha ucuz olmasının nedeni içine daha farklı kimyasallar, daha ucuz kimyasallar katılması. İşte bu kimyasallar da cilt yoluyla kana geçip bebeğinizi tehlikeye sokabiliyor. Retinoik asit diye bir şey var. Bu genelde cilt bakımında kullanılan bir madde. Hamilelikte kullanılırsa bebekte mesela sakat doğuma bile neden olabilir. Salisilik asit dediğimiz maddeyi içerenlerde de mesela düşük ve sakat doğuma neden olabileceği yönünde çalışmalar var. Yine çeşitli bakım ürünlerinde kullanılan paraben ve fitalat isimli maddelerin vücutta kadınlık hormonu görevi gördüğü ve sık kullanan anne adaylarının bebeklerinin ilerideki cinsel tercihini etkilediği de saptanmış. Erkek bebek doğuracak olanların testosteron yani erkeklik hormonu aktivitesini bozduğu için ileride cinsel gelişim üzerine olumsuz bazı değişiklikler yapabileceği saptanmış. Sadece anne karnındayken değil, bebek doğduktan sonra da özellikle emzikli annelerin dikkat etmesi gerekenler var. En basit bazı işte vücut spreyleri çok ağır kullanıldığı zaman bunlar süte geçip sütün tadını bozabilir ve de bebeğin emzirmeden, emmeden soğumasını sağlayabilir. Bu nedenle tekrar edelim, içeriğini bilmediğiniz ürünleri kullanmaktan ısrarla kaçının.